sonunda karanlık oluyor anne. Biliyorsun karanlık olduktan sonra dışarıda olmanı istemiyorum. Ama dede ben iyiyim. Sadece çiftlikte biraz çalıştım o kadar. Küçük kuşum bu kadar çok çalışmana gerek yok. Hadi otur dinlen biraz. Önemli değil dede. Yardım etmeyi seviyorum. Hem üstelik büyüdüm artık ben. Evet haklısın galiba. Evet haklısın kızım. Bir de düşündüm de acaba ben... Belki önümüzdeki hafta malları pazarda ben satarım. Ne dersin? Hayır. Hayır. Sen zahmet etme ben ederim kızım. Üzgünüm minik kuşum. Sadece yani dışarısı biliyor musun? Tehlikeli. Çok tehlikeli. Lütfen bana söz ver. Asla ama asla ormanın içine girme. Tamam söz dede. İyi. İyi. Ve ben gittiğim zaman asla unutma hep aklında olsun. Birbirimize ne kadar uzak olursak olalım. Kalbimizde her zaman ailemizi taşırız. Bu hikayemiz her hikayenin olduğu gibi çok farklı bir şekilde başladı. İlk hikayemiz çok ama çok uzaklarda okula giden iki kız kardeşle başlıyor. Oradaki öğrenciler korkunç ama aynı zamanda yanlış anlaşılmış kişilerdi. Ama bugünkü hikayemiz karanlık bir ormanın içerisinde başlıyor. Çok özel bir kızın uzun ve tehlikeli bir yolculuğa başlayacağı orman. Bir varmış, bir yokmuş. Anna adında dedesiyle ormanın karanlıklarında yaşayan bir kız varmış. Kıza her zaman dışarıda bulunan büyük tehlikeden bahseder ve asla evden fazla uzaklaşmaması için uyarırdı. Bir gün dedesi çok kötü hastalandı. Ama buna rağmen dedesine asla ormana gitmeyeceğine dair söz vermek zorunda kaldı. Ama dedesine olan sevgisi o kadar güçlüydü ki ve her ne kadar hiçbir şansı yokmuş gibi gözükse de bir ilaç bulmak için yollara koyuldu. Küçük cesur kız büyük bir dikkatle karanlık ormanda yol almaya başladı. Kafasında dedesinin anlattığı hikayelerin yankısıyla. Ama her ne kadar dikkatli olursa olsun kötü bir cadı onu gölgelerin arasında ve sinsi sinsi takip ediyordu. Yaşlı cadı kızı yakaladı ve lanetli olan ormanın tam ortasında bulunan yüksek bir kuleye hapsetti. Yaşlı cadının kızla ilgili çok büyük planları vardı ama cadının hesaba katmadığı bir şey vardı. Kızın ne pahasına olsa olsun dedesini kurtarma isteği. Ah dede, başıma neler geldi böyle. Keşke seni dinleseydim o zaman. Hayır, böyle düşünmemeliyim. Dedemin bana ihtiyacı var ve şimdi ona yardım etmek zorundayım. Hadi o zaman, nasıl yapacağımı bilmiyorum ama bir şekilde ne olursa olsun buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyım. Bunun ne olduğunu ve ne işe yaradığını bilmiyorum. O yüzden bence bu dokunmamak için çok iyi bir sebep. Bu hiç durmadan yürüyor ve yürüyor ve yürüyor. Sanki beni hipnotize ediyormuş gibi. Ne garip bir alet bu. Cadının burada çok komik aletleri varmış ya. Bakalım anne, nasılsın bugün? Eve gitmek zorundayım. Dedemin bana gerçekten çok ihtiyacı var. Ne kadar da tatlışın. Beni iyi dinle şimdi. Artık zamanı geldi dere yani... dere değil. Hayır, egzersiz. Evet, egzersizlerin zamanı geldi. Egzersiz mi? Aa, duran tatlı kırmızı koltuğu görüyor musun? Lütfen üstüne oturur musun tatlım? Acaba nasıl bir egzersiz bu? Sana sadece dediğimi yap! tatlım bak, gerçekten korkman gereken hiçbir şey yok. Lütfen, bu bir test sadece. Hadi
tamam mı canım? Evet, çok güzel. Şimdi anla, çok önemli. Sakince dur, tamam mı? Kıpırdama. Şimdi anla. Havaya kalk, hadi çabuk. Evet, şimdi söyle bakalım, kendini şöyle bir şekilde farklı hissediyor musun? Evet, gerçekten de sanki biraz şöyle bir şekilde nasıl anlatsam, şöyle kötü hissediyorum ve başım dönüyor. Işıklar gerçekten de çok parlaktı. Eh, lanet olsun sana çocuk. Gücünün yüz üstüne çıkması gerekiyordu. He? Nasıl? Güç mü? Gerçekten mi? Nasıl bir güç pek? Telekinetik güçlerini göster bana çabuk. Telekinleştik mi? Biliyorum, o güçlere sahip olduğunu gördüm. Onda da vardı. O zaman kesin sende de vardır. Özür dilerim ama neden bahsettiğini bilmiyorum. Benim güçlerim falan yok. Yan ettiğimden de zor olacak galiba. Tamam, tamam. Oradaki kaşığı al bakayım. Sağ ol. Gerek yok. Gerçekten de hiç aç değilim ben. Hayır, yemek için değil herhalde. Onu al, önünde tut ve ondan sonra onu eğmeye çalış düşüncelerinle. Hadi şimdi başla be çocuk. Her ne kadar saçma bir fikir gibi gelse de bana annesi hiç zorlamayayım şansımı, dediğini yapayım. Odaklan ve kaşığı eğmeye çalış. Hadi rastgele. Ben inanamıyorum. Ne? Ne oldu? Bir şey mi oldun? Bir şey mi dedin? Ben başardım. Eğmeyi başardım. Vay anasına, kaşığı eğdim. İnanamıyorum. Daha yakına gel, duymuyorum seni. İşe yaradı. Kaşığı emeği başardım, sonunda başardım bak. Kameraya tut o zaman hadi. Bak işte buydu. Gerçekten de başardım. Evet. Evet. Sonunda benim. Hepsi, hepsi benim. Hepsi. Olamaz. Yapılması gereken çok şey var. O kadar şey. Bir sürü şey hazırlamam gerekiyor. Anne! Sakın abi yere kıpırdama. İyi de zaten nereye gidebilirim ki? Evet, harika uslu kız. O gün sonunda geldi. İçimde nedense hiç de iyi bir his yok benim. Cadı her ne planlıyorsa benim için hiç iyi olmayacak sonu belli. Hayır. Hayır. Merhaba. Oyda biri mi var? Merhaba. Sen beni duyabiliyorsun. Neler oluyor? İnanamıyorum, beni duyuyorsun. Konuşabileceğime emin değildim ama duyuyorsun beni. Nasıl da rahatladım bir bilsen. Cadının bir pis oyunu mu yine bu acaba? Ana! Oh, hayır anne, dur. Sessiz ol lütfen. Ana, kiminle konuşuyorsun söyle bakayım. Hayır, olamaz. Ne yaptın? Neden? Bu iyi değil işte. Ben sadece ben şey yaptım. Kendi kendime konuşuyordum sadece. Yine mi? Gerçekten mi anne? Bırakabilir misin? Odaklanamıyorum. Very kinds of people. People who are evil, who will trick and deceive you. Right then. Who rides so late where winds blow wild? It is the father clutching his child.
He holds the girl tight in his arms. He clasps her safely. He keeps her warm. My girl, why cover your face in fear? Don't you see the devil near? The devil with his eyes that fright. My girl, 'tis only a mist of white.